Esselamu Aleyküm değerli izleyenler, Karikatür Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugünkü çizim konumuz özellikle son aylarda artan kira artışlarıyla alakalı olacaktır. Yine bizler buradan çizerken sizler de ekranları başlarında bizlere eşlik edebilir ve çizdiklerinizi WhatsApp hattından bizlere yollayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Özellikle son aylarda artan kira artışlarını ele alıyoruz. Tabii bunu karikatürize ederken örneğin geliri bir pasta şeklinde yapmaya çalışacağız ve bu pastanın büyük bir payının kiraya gittiğini resmetmeye çalışacağız. Öncelikle burada dar gelirli bir insan çiziyoruz ya da bir asgari ücretli. Bunu masada otururken payına düşen pastanın büyük bir kısmının kiraya gittiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle insan figüründen başlamak istiyorum. Şurada bir tabii yuvarlak çiziyorum. Bu bizim dar gelirli kişinin örneğin kafası olacaktır. Şurada bir örneğin kasketi olsun, baret yani olsun. Çünkü bir asgari ücretliyi temsil ediyor. Şurada bir masada oturmuş gelirini yemek istiyor ancak gelirin büyük bir kısmı maalesef kiraya gidiyor. Onu da şu şekilde karikatürize edeceğiz. Şöyle. Tabii önce kaba taslak çiziyorum. Daha sonra detaylarına ve ayrıntısına gireceğiz. Şöyle. Masada oturmuş şaşkın bir şekilde. Tabii şurada bir masa olacaktır. Şu masanın arka tarafının bir çizgiyle, hayali bir çizgiyle belirtiyorum. Daha sonra şurada tabii bir örneğin bir pastamız olacaktır. Şurada insan figürünün şu pastayı yemeye çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz. Şurada bir kolunda çatal olsun, bir elinde çatal olsun, bir elinde bıçak olsun. Şöyle. Şöyle gözleri biraz daha büyük, açılmış bir vaziyette. Çünkü giden kira parasına yanıyor ve giden kira parası karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Yani bu şekilde bir yüz ifadesini vermeye çalışıyoruz. Şurada bir pasta tabağını yapıyoruz ve bu pasta tabağının içerisine bir pastanın tabii özellikle yarısına yakını, yarısından daha az bir dilimini şu şekilde çiziyoruz. Çünkü diğer büyük yarısı şu şekilde burada kiraya gittiğini ifade etmeye çalışacağız. Thank you.
Böyle elinde bir çatal olsun. Şu elinde de bir bıçak olsun. Şöyle masamızı çiziyoruz. Tabii yine bakış açısına göre, perspektif kurallarına göre masanın geldikçe daha büyümüş şeklini çiziyoruz. Şöyle gittikçe küçülen, yaklaştıkça büyüyen bir çizim olması gerekiyor. Şöyle masanın ön tarafı. Şurada ise bu pastadan kesilmiş, bu pastadan alınmış şu pastanın kalan kısmını şurada yapacağız ve burası kiraya giden kısım olacaktır. Şöyle yapalım. Şurada tabii bir çatal olması gerekiyor. Şurası kiraya giden kısım. Şuraya kira yazabiliriz. Biraz daha ayrıntısını yapalım. Çünkü daha sonra daha koyu bir kalem ile ve daha ayrıntılı bir şekilde üstünden geçeceğiz. O yüzden şu an kurşun kalem ile biraz daha serbest çizgilerle ve biraz daha kaba taslak yapıyorum eskizimizi. Eskizimiz bitti. Artık daha koyu bir kalem ile üzerinden geçebiliriz. O yüzden biraz daha koyu bir kalem ve daha yumuşak uçlu bir kalemimi alıyorum. Şu yukarıdan başlıyorum. Şöyle bu çataldan başlayalım ya da önce kiraya giden kısımdan başlayalım. Şöyle büyük bir pay. Şuraya kira yazalım. Şurada çatalımızı yapalım ayrıntılı bir şekilde. Şöyle pastanın üzerinde bazı süsler olsun. Daha sonra tabii biraz daha ışık ve gölgeye gireceğiz. Daha sonra şu insan figüründen devam edelim. Şöyle baretten başlayalım.
Şöyle yeleğini de yapalım. Bir iş elbisesi gibi. Şu masayı da yapalım. Tabii arka tarafta olan kısımlar görünmeyecektir. O yüzden ön tarafta olanı göz önüne almak lazım. Çünkü önce ön taraftakiler görür, daha sonra arkada olanlar zaten görmeyeceği için çizmeye gerek yoktur. Örneğin burada bir el var ve bu elin arkasında masamız görünmeyecektir. O yüzden orayı çizmiyoruz. Şöyle bir çatal yapalım elinde. Bıçak yapalım. Şurada pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle önce bir tava yapalım. Tabaktan sonra şu şekilde. Daha sonra pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Şöyle yapalım. Şöyle üstünde tabii yine süsü var. Şöyle bir belki bir krema vardır. Şöyle akmış bir vaziyette. Yine şuradan yuvarlak bir şekilde yapıyoruz. Şurada yine bazı süsler yapalım. Daha sonra masanın ön tarafını şöyle çizelim. Şöyle bazı tabi masa örtüsü olduğu için bazı kıvrımlar da olacaktır. Biraz daha bir kumaş havasını vermek lazım. Bunu da yaptıktan sonra tabi biraz daha ışık ve gölge ya da açık ve kuyuluk kısmına geçebiliriz. Örneğin ışığın şu taraftan geldiğini varsayarsak sağ tarafta kalan kısımlar biraz daha kuyu ve gölge oluşturacaktır. Onu yine kalem ve fırçamızla vermeye çalışalım. Biraz daha açık ve ince bir ton ile vermeye çalışalım. Şöyle başlayalım. Biraz daha sulu boya bir tarzda biraz daha o örneğin yüzeyin dokusunu vermeye çalışarak gölgemi veriyorum.
bu şekilde. Şuradan da yapalım. Şu kasketin sağ tarafı tabii tamamen koyu olması gerekiyor. Örneğin şu bareti yaparken tabii parlak bir yüzeyi var. Dolayısıyla ışık bazı noktalarda özellikle çok fazla parlak olması gerekiyor. O yüzden şöyle 2-3 ton şeklinde daha koyudan tam açığa doğru yapmaya çalışıyoruz. Şöyle yine örneğin giydiği yelekten şuradaki çizgiler tamamen açık olduğu için bizler yeleği yaparken açık olan kısmını tam açık bırakıyoruz. Diğer kısımlarını yine koyu yapmaya çalışıyoruz şu şekilde. Yani renk tonlarını yaparken ışığın aldığı değere göre artı o yüzeyin rengine göre ton vermeye çalışıyoruz. Örneğin beyaz bir renk var ise orası tamamen açık olması gerekiyor. Ancak daha koyu bir ton var ise, daha bir koyu renk var ise oraya biraz daha koyu yapmaya çalışıyoruz ki biraz daha gerçekçi bir resim yapmaya çalışmış olalım. Şu şekilde yeleği yapıyorum. Gördüğünüz gibi şuralar tamamen beyaz olduğu için oraya hiç dokunmuyorum. Tamamen kendi renginde, kağıdın renginde bırakmaya çalışıyorum. Yani resim yaparken tabii kullandığınız kağıt ve zemini de yine renk olarak kullanabilirsiniz. Örneğin beyaz renginiz zaten yok ise kağıt beyaz olduğu için kağıdın renginden faydalanmak mümkün. Şu şekilde sadece gölgelerini veriyorum. Zaten beyaz olan kalmış oluyor şu şekilde. Yine masa örtüsünü de beyaz olduğunu varsayıyorum ve sadece şurada oluşan gölgeleri yapıyorum ve bu gölgeler zaten zemin ve cisim arasındaki farkı bizlere veriyor. Şu şekilde örneğin tabak ile masa örtüsü arasındaki şu gölge ikisini ayırmaya yetiyor. Şöyle yine pastada da yapalım. Şöyle burada belki bazı gölgeler olur. Şurada tabi masanın şu tarafına kalan kısım ışık almıyor. Bizler de tabi şurayı üst taraftan ayırmamız gerekiyor. O yüzden şurada üst zeminden daha
koyu bir renk, bir ton vermemiz gerekiyor. O yüzden şöyle masamızı üst taraftan ayırıyoruz. Masanın üst tarafında da bazı kırışıklıklar olabiliyor. O yüzden şuraya da hafif bir şekilde tamamen düz bir zemin olmadığını göstermek için şöyle ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. Şöyle bu pastanın şuradan alındığını şöyle bir hareket, bir örneğin şuradan çekildiğini anlatmak için şuradan belki bir şöyle iki çizgi yapmamız gerekiyor. Şurada da bazı dokunuşlar yaparak resme bir hareket vermeye çalışıyoruz. Şöyle resmimizin yavaş yavaş sonuna doğru geldik sayılır. Bugünkü çizimimizin sonuna geldik. Bugün özellikle son aylarda artan kira artışlarıyla alakalı bir karikatür yapmaya çalıştık. Bu karikatürümüzü bir pastaya benzetmeye çalıştık ve bu pastanın büyük bir payının kiraya gittiğini karikatürize etmeye çalıştık. Yine sizler de ekranlar başlarında bizimle beraber çizdiyseniz çizdiklerinizi bizlere yollayabilirsiniz. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.